Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. İnteraktif'e hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. Stüdyomuzda yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Yakında Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Filiz Yarıcı bizimle beraber. Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği Bilim Komitesi üyesi kendisi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ceren Hanım. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Sevgili izleyenlerimiz, bugün doktorumuzla beraber doğum, doğuma hazırlık ve doğumda ebe desteğinin önemini konuşacağız. Yardımcı doçent doktor Filiz Yarıcı bizimle beraber. Şimdi doğum çeşitleri nelerdir diyeceğiz. Neden en çok doğum çeşidi olarak da sezaryen tercih ediliyor diyeceğiz. Çünkü son yıllarda özellikle duyuyoruz. Normal doğum sayısı yapan çevremize neredeyse insan kalmadı, kadın kalmadı. Hemen işin uzmanıyla konuşacağız ama öncelikle bir doğum çeşitleri nelerdir desek. Aslında şöyle düzelteyim ben onu. Şimdi doğum çeşidi diye bir şey yok aslında. Doğumun tek şekli var. Evet. O da normal doğum. Normal. Çünkü biz mesela hep şöyle gibi bir algı var kafamızda. İşte sezaryen doğum, normal doğum. Evet. Ama aslında sezaryen bir doğum şekli değildir. Sezaryen bir kurtarıcı ameliyattır, cerrahi bir işlemdir günün sonuna baktığınız zaman. Aslında tarihçesini şöyle bir hatırlatayım ben bilmeyen arkadaşlarımız için. Sezaryen çok geçmiş yıllarda bir veteriner hekimin eşinin doğumu çok zor oluyor ve işte doğumunda ebe desteği almasına rağmen evde doğum bir türlü gerçekleşmiyor. Ve veteriner hekim en son dayanamayıp eşinin işte karnını yararak bebeği dışarıya alıyor. Aslında sezaryenin tarihteki ilk hikayesi budur. Tabii bununla ilgili hani bilimsel olarak kanıtlanmış tam anlamıyla bir veri yok ama tarihçesinde genelde anlatılan hikaye bu şekilde. Fakat 1900'lerden itibaren de ağrı kesicilerin doğumda kullanılmasıyla beraber şöyle söyleyeyim size. 1800'lü yılların sonunda İngiltere Kraliçesi Victoria'nın doğum ağrısına dayanamayıp ağrılarla baş edememesinden kaynaklı ağrı kesici istemiş. O dönemde tabii koskoca kraliçe bunu da kıracak değiliz deyip bir ağrı kesiciyle başlamış. Yani tabii anestezik bir ağrı kesici verilmiş doğumda. Dolayısıyla ilk doğumda ağrı kesici bu şekilde kullanılmaya başlanmış. Evet. Fakat burada anestezik madde verilmesiyle beraber doğumlar evden hastanelere taşınmak zorunda kalmış. Çünkü biliyorsunuz anestezinin de yan etkileri var. Ha, yani dolayısıyla aslında o zamana kadar evlerde doğumlar gerçekleştirilirken, kişinin kendi güvenli alanındayken bir anda uygulamalarla beraber, uygulamaların artmasıyla beraber hastanelere doğumlar taşınmış. Şimdi hastanelerin doğumlara yani taşınmasıyla beraber kadın bir kere yalnız kalmış. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Evinizdesiniz, kendi ortamınızdasınız. En rahat hissettiğiniz yer sizin eviniz değil mi? Ama alıyor size süreç ne yapıyor? Hastanede hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir ortamda hiç tanımadığınız kişilerle aynı ortamdasınız. Bu sizin stresinizi ve anksiyetenizi artırıyor. Şimdi hastaneye doğum taşındıktan sonra sadece bununla kalmıyor. Müdahaleler de artmaya başlıyor. Yani kadına işte damar yolu açılıyor, serum takılıyor. NST dediğimiz bebeğin işte kalp atımlarını ve genel durumunu değerlendiren bir cihazımız var. Kadın sürekli ona monitörüze takılı kalıyor. Hareketi kısıtlanıyor. Ve böylelikle beraber kadının kendi doğum eylemi sırasında doğal olarak salgıladığı hormonlarını geriye atıyor. Yani biz oksitosin bizim için çok önemli bir hormondur. Kadının doğumunda özellikle doğumu başlatan ve doğum eyleminin gerçekleşmesini sağlayan hormondur. Oksitosinle beraber kadın aynı zamanda endorfin salgılar ve doğal ağrı kesici hormondur. Ama kadın strese girdiği zaman adrenalin salgılar ve doğum durmasına sebebiyet verir adrenalinde. İşte burada ne oluyor? Kurtarıcı olarak karşımıza sezaryen. Yani siz dışarıdan ne kadar müdahale ederseniz sezaryen de bu şekilde kişiyi böyle bir tık bir tık doğum şeklini değiştirmeye başlıyor. O da bir doğum çeşidi ve dolayısıyla artık bizim girer. Böyle literatürde sanki bir doğum şekliymiş çeşidi gibi kabul gören bir hal almış. Şimdi burada tabii bunu etkileyen faktörlere baktığımız zaman yani sezaryen oranlarını Dünya Sağlık Örgütü diyor ki %10 ile 15 arasında tutun diyor. Ama dünya verileri bunu göstermiyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü evet bizden bunu istiyor ama bizim elimizdeki veriler bunu göstermiyor. Dönüp baktığınız zaman yapılan son çalışmalarda özellikle mesela işte Kıbrıs Kadın Sağlığı Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği'nin de yapmış olduğu son çalışmada yakın zamanda da yayınlandı bu çalışma verileri. Kuzey Kıbrıs'ta sezaryen oranları %72,5. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Her 10 kadından 7'si sezaryen oluyor.
Çok fazla. Avrupa'ya baktığınız zaman da yine veriler bizi bu bağlamda aslında şaşırtıyor. Çünkü burada da baktığınızda Avrupa'daki en yüksek sezaryen oranı Güney Kıbrıs'ta. %52'lerde çıkıyor bu sefer. Ve %175 bizde %72,5, güneyde %52. Güney Kıbrıs'tan sonra Avrupa'da en yüksek çıkan yer %25 ile İtalya. Ama işte bir Finlandiya'ya, bir Hollanda'ya baktığınız zaman veriler burada Norveç'te mesela %6'lara kadar, %5,5'lara kadar düşüyor. Peki neden bizde bu kadar yüksek? Yani neden onlarda bu kadar düşük? Günün sonunda orada da kadın doğuruyor, burada da kadın doğuruyor. O zaman bizim burada sorgulamamız gereken farklı veriler de var. Buna sebebiyet veren şeyler neler olabilir? Belki bunu tartışabiliriz. Burada baktığımız zaman yine yapılan... Yani herkes mi? Hani genellikle riskli doğumlar tercih ediliyor. Yani bu durumda o zaman herkesi... Herkes mi riskli doğum? Evet, herkes mi? O zaman şimdi biz mesela Kıbrıs'tan bahsedersek yani... Çoğu gebelikte falan. 10 kadından 7'si riskli bir durumda mı? Yani madem sezaryen kurtarıcı bir ameliyatsa o zaman burada kadınların hepsi risk altında mı? Değil aslında tabii ki. Burada aslında tartışılabilir konu yine aynı şeye denk getireceğim size. Şimdi aslında bilimsel çalışmalar şunu göstermiş. Demiş ki kadınları sezaryene iten sebepler neler? Nelerdir? Bunlardan bir tanesi kadının işte ağrıyla uyumlanamaması. Yani doğum ağrısıyla uyumlanamaması, ağrıyla olan süreci yönetememesi. Sancı mı ağrı? Ve sancıdan, evet bahsettiğimiz şey doğum sancısı. Doğum. Ve doğum sancısı çekmemek için de sezaryen isteğinin elektif, yani kendi isteğiyle olması. Bir diğer sebep de yine dönüp baktığınız zaman son zamanlarda biliyorsunuz infertilite, yani kısırlık çok fazla konuştuğumuz etki arasında ve tüm dünyada olduğu gibi de ülkemizde de verilere baktığınız zaman infertilitenin arttığını görüyoruz. Şimdi infertil çiftler de hamile kaldığı zaman kadın genelde hep bizde şu mantık vardır işte kıymetli bebek. Oysa ki bütün bebekler kıymetli. Ha, öyle değil mi? Yani için, hani zor bulduk işte aman hani hiçbir riske atmayalım. Bu işte kıymetli bir bebek onun için sezaryen olsun. Evet. Böyle de bir süreç karşımıza çıkıyor günün sonunda. Ya da işte burada bir kere sezaryen oldu kadın. Bundan sonraki doğumlarının da sezaryen olması yine oranları artırıyor. Çünkü sezaryen sonrası evet vajinal doğum mümkün ama bunun için çok uygun şartların olması lazım. Riskleri çok fazla anne bebek yönünden. Dolayısıyla bu bağlamda baktığınız zaman işte doğum ağrısı, doğum korkusu, sancılar, infertilite gibi etkiler bunların hepsi annenin doğru destek almaması, sağlık sisteminin yani oradaki hastane uygulaması da dahil olmak üzere. Biz bazen karşılaşıyoruz mesela kadına bakıyorsunuz gebelik sürecinde herhangi hiçbir risk yaşamamış, her şey gayet yolunda. Bebek gayet iyi, anne sağlığı gayet iyi, gebelik haftası gayet iyi ilerlemiş ve ölçümleri her şey uyumlu ama günün sonunda anne 40 haftalık sürece geldiği zaman işte deniyor ki işte haftanda oldu sezaryen olalım. Yani hastanenin bakış açısı doğuma karşı sistemi de kadınların doğum şeklini ister istemez etkiliyor ne yazık ki. Takvimleştiriyorlar. Takvimleştiriyorlar. Yani dolayısıyla süreç hani aniden evet, olan bir şey bu. Ya hayır şöyle söyleyeyim. Normalde bizim mesela bir gebelik sürecinde kurguladığımız hani normal sağlıklı bir süreç 40 hafta artı eksi 2 hafta deriz biz buna. Ama sanki bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. 40 hafta oldu. Ve bitti. Doğurdun. Doğuramadın. İşte bebeği kaybedebilirsin ya da işte anneyi kaybedebilirsin. Şimdi bu korku da insanları ne yapıyor? Sezaryana yönlendiriyor. Dolayısıyla bu gibi etmenler ne yazık ki sezaryen oranlarımızı artırıyor. Kadının yalnız hissetmesi, desteksiz hissetmesi de yine aynı şekilde. Doğumda iyi bir destek bizim için çok önemli. Ama kadın dediğim gibi doğum anında kendini yalnız hissetmesi, korkularını artırdığı için ne yazık ki sezaryen oranlarının da artmasına sebebiyet veriyor. O zaman bu da eğitimden mi geçiyor? Yani doğum öncesinde ya yani doğum sürecinde kadının kesinlikle normal doğum hazırlanması gerekiyor. Çünkü 40 hafta bekledin. Hadi şimdi doğum deyince kesinlikle. Herkes korkar. Şimdi Ceren Hanım biz eskiden mesela şimdi ben yaş itibariyle hani annem ve anneannemin doğumunu burada biz hani konuşacak olursak. Hı-hı. Şimdi benim annem de anneannem de herhangi bir doğuma hazırlık sürecinden geçmemiş. Evet. Ya da işte doğum yapacağı zaman işte ne yapacağım diye bir endişeye de kapılmamış. Aslında bizim geçmişte kadınlarımızın şöyle bir duruşu vardı. Şimdi bir kadın olarak hamile kaldığımız zaman bebek bizden izin istiyor mu Ceren Hanım? Yani bize şunu soruyor mu? Ya işte affedersin ama ben bu ay müsaade edersen geleceğim. İşte ben onun için işte hani bir şekilde tutunacağım rahmine bilgin olsun. Ben işte hamile kalacaksın sen de diyor mu? Hayır. Doğal bir bu bebek nasıl
bu bedende kendiliği de tabii o fizyolojik bir süreç var, hani onu tartışmıyorum ama yani sonuçta bu bir süreç, fizyolojik bir süreçse gebelik de fizyolojik bir süreç ve doğum da fizyolojik bir süreç aslında. Biz biraz burayı karıştırdık. Doğuma müdahale, ya biz doğumu fizyolojik bir süreç olmaktan çıkardık müdahalelerle beraber. Yani günün sonunda şimdi annelerimiz, evet anneannelerimiz bu doğal sürecin içerisindeydi. İşte toprakla daha fazla zaman geçiyor, dik pozisyonlardaydı. Yani daha çok işte ayaktaydı mesela. Ama biz gün içerisinde kendimizden yola çıkarsak ne yapıyoruz? Bütün gün ya ofiste oturuyoruz, bilgisayar başında birçok kadın, çalışma alanında, evde de olsa çok az hareket ediyor. Çünkü evet, artık evi süpüren bir süpürgesi var, bulaşıklarını yıkayan bir makinesi var. Ya biz biraz hayatımızı tembelleştirdik ve fiziksel olarak bedeni, kasları kullanmayı biraz erteledik. Dolayısıyla dünya değişti, evet doğumlar da değişti. Biz bu süreç içerisinde işte hastaneye taşınan doğumlar, kadınların yalnız kalması, bedeni kullanma yaşımız, evet biz artık bir doğuma hazırlığı hak ettik. Peki bu doğuma hazırlık nasıl olmalı? Bu doğuma hazırlık içerisinde neler olmalı? Bir kere bir kadın gebe kaldığı andan itibaren gebelikte yaşayacağı sorunları, gebelikte neler yaşayacak, başına neler gelecek, bu süreci bilmeli. Ne gelirse başına ne yapması gerektiğini iyi bilmeli. Yani atıyorum en basit mesela gebelikte bir mide yanması hepimizin yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Aa, ben midemde bir yanma var. Bu normal mi? Anormal mi? Bunu bilmeli. Ya da bunu yaşadığı zaman ne yaparsa geçer. Bunu bilirse bir kadın ne yapacak? Rahatlayacaktır. Bir insan neden korkar canının? Bilmediği bir şey. Bravo. Bir insan bilmediği şeyden korkar. Doğumda aynen böyle bir şey. Bizim kadınlarımızın doğumdan korkmasının ve bu bağlamda sezaryana yönelmesinin en büyük sebebi bilmemesi. Ve bu doğuma hazırlık sürecinde işte bir kadın gebeliğini bildi. Doğumu başladı. Doğumun gerçek başlama belirtileri neler? Neler olursa ben şunu bileceğim. Aa evet, ok yaydan çıktı ve bugün benim doğumum başladı. Bebeğim geliyor. Bunları bildim. Gittim, ne zaman hastaneye gideceğimi bildim bu eğitimler içerisinde. Hastaneye gittiğim zaman neler yaşayacağımı bildim. O zaman bu nedir? Zihin olarak ben bu doğuma hazırlandım demektir. Zaten bedenim bu bebeği nasıl yaptıysa o bebeği nasıl doğurması gerektiğini de gayet iyi biliyor. Tamam mı? Yani biz zihnen de eğer kendimizi bu sürece hazırladıysak zaten işte doğuma hazırlığın temeli aslında budur. Beden aslında hazır, zihnini de hazırlamalısın. Ama biz burada mesela kadınlarda şunu da çok görüyoruz. Yani kadın gebe kaldığı andan itibaren başlıyor araştırmaya. Ama neyi araştırıyor biliyor musunuz? Partileri araştırıyor, doğum odalarını nasıl süsleyeceğini araştırıyor ya da işte ne bileyim sosyal kısmı. Sosyal kısmını çok, evet harikasınız. Bunları araştırıyor ve bunlar için kendisine bir bütçe ayırıyor. Ayırıyor. İşte ne bileyim pilatese gidebiliyor, hamilelik. Hamile pilatesi yapıyor, bunlar da çok güzel, evet fiziksel olarak destekleyici ama zihnini hazırlamayı unutuyor. Oysa ki bizim için doğumda en önemli şey zihnini hazırlaması. Siz bedeninizi istediğiniz kadar hazır edin. Olay zihinde. Eğer siz beyni hazırlamadıysanız, zihni hazırlamadıysanız kusura bakmayın bir yerde tıkanacaksınızdır. Bütünü çalıştırmayı öğrenemediniz çünkü. İşte bu zihni hazırlamanın en güzel yolu da doğuma hazırlık eğitimleri. Peki gebeler doğuma hazırlık eğitimini kimden alsınlar? Kesinlikle gebeler doğuma hazırlık eğitimlerini bir ebeden almalı. Evet. Neden ebeden almalı? Şimdi ebe deyince bizim toplumumuzda da hep böyle bir algı var. İşte ebe sadece hani doğum yaptıran kadın. Hayır, bizim tek görevimiz bu değil. Biz ebelik mesleği olarak sadece kadının yani gebelik öncesi, gebelik, doğum, doğum sonrası hatta yeni doğan hizmet bakımında birebir görev alan, aktif rol sorumlulukları olan meslek mensubuyuz ki evet, kadının en yaşam alanında hayatı, yani hayat yolculuğu sürecindeki en önemli noktalarında aslında ebeliğin yeri var. Yani bir kadına en çok dokunan meslek mensubu aslında ebedir, evet, dönüp baktığınız zaman. Şimdi bir kadının bu sürecinde, gebelik sürecinde, takibinde eğer profesyonel bir ebe desteği alırsa işte o hani yalnızlık ve güven duygusunu onu yenmiş olacak. Not aldım aslında. Sürekli program başından beri kadınlar yalnız kalıyor. Yalnızlık, evet, hissi. Ne, yalnızlık derken şöyle yalnızlıktan bahsediyorum. Şöyle bahsediyorum. Şimdi az önce hani başlarken şeyden bahsettik ya. Eskiden kadınlar doğumlarını evlerinde yapıyordu. Siz kendinizi mesela en güvenli, ya şöyle söyleyeyim size, evlisiniz. Annenizin babanızın evine gittiğiniz zaman en fazla ne kadar kalıyorsunuz ve evinize hemen geri dönmek istemiyor musunuz? Mesela ya eve, ya da eve geldi, oh ya evime geldim demiyor musunuz?
Bir insanın kendini en rahat hissedeceği yer kendi evi, kendi ortamı ve kendi konfor alanıdır. Şimdi mesela hastaneye gittiğiniz zaman ne oluyor? Yabancı bir ortam söz konusu her şeyden önce. İstediği kadar işte o da süslensin, istediği kadar o görüntü konulsun. Ama tanımadığınız insanlarla birebir bir ortamdasınız ve üstelik bir de işte doğum ağrısı yaşıyorsunuz, hiç bilmediğiniz bir olayın içerisindesiniz, hayatınızda belki de ilk defa deneyimlediğiniz bir süreç yaşıyorsunuz. Yani en kötüsü aslında eşiniz atmosferi bile dahi, verir insanı. Kesinlikle öyle. Yani burada eşiniz dahi olsa yanınızda, siz güvenle elini tuttuğunuzda kendinizi iyi hissettiğiniz bir duygu yaşamak istersiniz, yalnızlık hissinizi gidermek için. Ben burada şunu söylüyorum, bakın ben geçmişte de, yani meslek hayatımda ben uzun süre klinikte de çalıştım. Ve bu süreç içerisinde de birebir gebe takipleri yaptım. Hayatımda yaşadığım en güzel duyguydu o. Onu çok net söylüyorum. Ya bu yıl mesleğimde 20. yılım. Ama hayatımda mesleki doyum olarak Firza'nın en hani kendinizi iyi hissettiğiniz şey neydi diye sorarsanız o gebelerimin beni güvenle tuttuğu eliydi. Çünkü bir kadının orada sizin elinizi güvenle tutması bu işi yapacağının zaten %70'idir. Kadın size güveniyorsa bu işi yapacak demektir. O yalnızlık hissi dediğim şey o aslında. Kendini güvende hissedeceği bir el. Ama hastanede ya siz hiç tanımadığınız bir kişinin elini tutmakla mı güvenli hissedersiniz? Yoksa gerçekten size dokunduğunda kendinizi inanılmaz güçlü ve hissettiren biriyle mi? Peki bunu bir ebeyle gebe nasıl sağlayacak? İşte bu doğuma hazırlık eğitimleri. Gebe doğumu ya yani gebeliği sürecinde tek ebe tarafından takip edilmeli. Yani her gebenin bir ebesi olmalı. Gebelik sürecinde ebe desteğiyle o doğuma hazırlık eğitimleriyle doğuma hazırlanmalı. Doğumu başladığı andan itibaren aynı ebe gebenin yanında olmalı. Evet. Doğum bitene kadarki süreçte ebe işte nefes egzersizleriyle, pozisyonlarla, bir takım işte zihinsel egzersizlerle bu süreçte ağrıdan uyumlanmasını sağlayarak kadının doğum anında kadının kendisini rahat ve güvende hissetmesini sağlayarak normal doğuma da bu bağlamda kadını destekleyici olacaktır. Ve aynı zamanda bu kadınların normal doğum oranlarını da artırıcı olacaktır. Yani eğer siz bir toplumda sezaryen oranlarını azaltmak istiyorsanız önce ebelerin durumunu iyileştirmekle başlamak zorundasınız. Bu bir şeydir, kural. Yani az önce mesela Finlandiya örneğini verdim, Hollanda örneğini çok verdim. Çok az orada. Fakat burada Hollanda'da biliyor musunuz dünyadaki en iyi ebelik gücü Hollanda'dadır dünyada dönüp baktığınız zaman. Almanya'dadır mesela. Yani burada ebelik örgütleri çok daha işte iyidir, çok daha korunaklıdır, yasal hakları çok daha iyidir. Ve o bu ülkelerde gebe kaldığı zaman mesela biz ne yapıyoruz? Hemen bir hekim arayışına düşüyoruz. Evet. Ama bu ülkelerde gebe ebe seçer. Mesela gelir der ki Firize Hanım ben işte hani hamileyim, beni sizin takip etmenizi istiyorum. Eğer ben kişinin gebeliğinde herhangi bir risk söz konusu, yani bunu tespit edersem ben kadın doğum hekimine yönlendiririm gebeyi ve o zaman görür kadın doğum hekimi gebeyi. Onun haricinde tüm bu süreç, bahsettiğim süreçte her zaman ebe yanındadır. Buna kadının da pek bilinçliyiz. Sanki hani biraz daha böyle ebe deyince daha eski zamanlarda. Kesinlikle. Zaman biz yani evet. Nasıl düşünüyoruz toplum olarak? Evet. Ebe eskiden işte büyüklerimizin işte zamanında olan bir evet. Doğum yöntemini doğumda oluşan kişilerdi. Bence öncelikle biz şundan başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kavramları... Evet. Ne olduğunu bilmemiz şimdi şöyle bir şey. Güncellemek gerekiyor. Ya bunu şöyle de biraz biz meslek örgütü olarak basında da çok yokuz. Evet. Ya da işte çünkü bizim yani, çalışma alanımız çok yoğun olduğu için aslında yaptığımız işi gösterme şansımız da olmuyor. Ya ben kendi yaşadığım hani süreçlerden de yola çıkarak mesela ben işte bugün ebelik bilim alanında doçent olmuş bir ebeyim nihayetinde. Evet. Ama bana ne iş yapıyorsun diye sorulduğu zaman ben ebeyim diyorum. Ebe mi var diyor bana mesela. Ebe, yani tabii. Ebe mi? Hani hemşire misiniz ya da falan gibi sorular daha geliyor. Dolayısıyla bilmiyorum. Evet bu kavram ve tanımları biraz da bizim mesleksel örgütlerimizin sanıyorum bu bağlamda aktif biraz daha aktif gerek. Olması ve mesleği görünür kılması evet. Gerekiyor. En güzel. Tabii sağlık politikalarıyla da bunların yani hani bir mesleki örgüt evet bunlara sahip çıkacak ama sağlık politikalarıyla da mesleklerin güçlendirilmesi gerekiyor ve bunların da yapılması yine tabii hükümet ya yani Sağlık Bakanlığı düzeyinde iyileştirilmelerin yapılması önemli. Ki böylelikle de 172 olan sayı
daha da az zara düşebilir. Düşebilir tabii. Biraz fazla çok, bir rakam. Biraz değil, çok fazla. Çünkü yani herkes de risk grubunda olduğunu çok fazla. Ben. Yani normalde mesela bizim istediğimiz şey nedir? Sezaryen dediğim gibi kurtarıcı bir ameliyattır aslında. Yani. Cerrahi bir işlemdir. Bir sürü riskleri var. Aha. Ayrıca sadece mesela hani tamam biz diyoruz ki doğum ağrısına katlanamıyorum, sezaryen olayım. Fakat bunun anne bebek sağlığı açısından da zararları var cerrahın. Yani kısa vadede mesela İnsizyon yerine yani kesi yerine bağlı anne derdi enfeksiyon kanama gibi bir takım sorunlar oluşabileceği gibi bebek sonuçta anne ve bebek anesteziye maruz kalıyor. Bunların da mesela hani bebek de anesteziye o anesteziyi alıyor haliyle. Sadece bu da değil hani bu anesteziyi almasının ne gibi faktörleri var? Bebeğin ilk süreçte mesela anne ile bebek bağlanmasına bile etkisi var bu anestezinin. Çünkü bebek tam anlamıyla canlı kendinde olmadığı için emzirme sorunları yaşayabiliyor anneler. Neden sezaryen sonrası birçok emzirme sorunu yaşıyor? İşte bunlardan bir tanesi de bu. Onun haricinde mesela sezaryenle beraber şöyle bir şey söyleyeyim size. Olgunlaşmamış bir meyveyi dalından kopardığınız zaman ne olur tadı? Yani tadında bir buruşukluk hissedersiniz, öyle değil mi? Bebeğin akciğerleri tam anlamıyla geliştiğini gösteren şey nedir biliyor musunuz? Doğumun kendiliğinden başlaması. Yani doğum kendiliğinden başladığı zaman bebek size şu mesajı verir. Ben hazırım, çıkabilirim, ben tamamım. Ama siz ne yapıyorsunuz? 38 haftada, 39 haftada hiçbir şey yokken yani doğum belirtisi yokken, doğum başlamamışken anesteziyle ne yapıyorsunuz? Bebeği alıyorsunuz. Bebeğin akciğer gelişimi %100 tamam değil. Burada zaten bebeğin böyle bir sorunu var. Ve steril bir ortama, steril bir şekilde bebeği çıkarıyorsunuz. Neden peki son zamanlarda dikkat ediyor musunuz? 90 yani 2000'lerden sonra doğan bebeklerde astım oranları çok fazla. Öncesinde neden mesela biz alerji ve astımlı bebekleri konuşmuyorduk? Belki biraz da bu taraftan bakmak lazım. Şimdi konuşuyoruz. Şimdi bunların %20 oranında mesela bu oranı artırdığı söyleniyor. Yani sezaryenle doğum bu riski %20 artırıyor aynı zamanda. Bu çok ciddi bir rakam dönüp baktığınız zaman. Şimdi Avrupa'da mesela biz kongrelerde falan artık son zamanlarda şunu tartışıyoruz. Diyoruz ki hani bu kadar artan sezaryen oranları bir süre sonra insanların üreme şeklinde değiştirebilir. Bakın İngiltere'de buldog köpeklerinin bir dönem nesillerinde böyle bir şey olmuş, azalma olmuş. Ve bunlar işte az önce bahsettiğim o infertil çiftler gibi tüp bebek yöntemleriyle gebe bırakılmış buldog köpekleri. Ve dolayısıyla doğumları da sezaryenle gerçekleştirilmiş. Hani kıymetli bebekler aman bir şey olmasını çıkartalım ve bu süreci artıralım üremeyi diye. Ve bir süre sonra şunu fark etmişler. Buldog köpeklerinin kendi kendine spontan üreyemediklerini, gebe kalamadıklarını. Evet. Hep tüp bebek, hep sezaryen. Hep tüp bebek, hep sezaryen. Şimdi mesela biz son yıllarda kongrelerde bunları da konuşuyoruz. Diyoruz ki bu kadar çok sezaryen oranlarının artması ileride bizlerin de belki üreme sorunlarına sebebiyet verecek. Belki de son yıllarda bu kadar üreme işte infertil çiftlerin artmasının, yardımcı üreme teknikleri kullanılan işte hasta sayısının artmasının altında yatan sebepler bunlar da olabilir. Bunları bilmiyoruz. Bilimsel olarak bunların kanıta tabii ihtiyacı var ama etkileyici faktörler olduğu artık konuşuluyor camialarda. Evet. Gerçekten artık hani bu şey de değişiyor baktığımız zaman doğumun şekli ve oluşumu da değişiyor artık. Evet. Yani ya çeşitleri diyoruz baktığınızda aslında evet. Dediğiniz tek bir çeşidi var doğal yollu ya da yani şey de çok tedavi yöntemleri de çok fazla artmaya başladı ya artık yaşlar büyüdü hani insanlar evlilik yaşı evet. Ya birazcık artık küresel bir kriz yaşıyoruz yediğimiz içtiğimizden dolayı da olabilir. Yani etkileyici faktör tabii ki çok fazla Ceren Hanım ama şimdi geçmişe göre baktığımız zaman mesela bizim için en önemli aslında bir taraftan olumlu çünkü ilk anne olma yaşı arttı. Arttı. Geçmiş mesela şeylere baktığımız zaman verilere yani mesela özellikle biz Türkiye'de bu verileri 5 yılda bir TNSA verileriyle kontrol edebiliyoruz. Burada tam anlamıyla o verileri çıkartmak belki biraz daha zor oluyor ama genel anlamda dönüp baktığımız zaman ilk anne olma yaşında biz artış görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi kız çocukların okuma oranlarının artması. Bu çok güzel bir şey. Yani en azından işte bakıyorsunuz bir üniversite mezunu kız öğrenci kaç yaşında oluyor? Ortalama 22-23 yaşında oluyor. O yaşta hemen evlendiğini varsayarsak bir kız çocuğunun ilk anne olma yaşının 23-24'lere geldiğini görebiliyoruz. Olumlu tarafları evet var ama bir kadının yaşam alanı içerisinde en mesela üreme için uygun olan yaş aralığı 20 ila 30 yaş. En sağlıklı yaş olarak baktığımız zaman.
Tabi bu yaş aralıklarının artması ne yapar? Gebe kalma insidanslarını ufak 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 düşürmeye başlar. Çünkü bizim de yumurtalıklarımızda bir, evet yani yumurta rezervleri var ama bunların da bir yaşam süresi var haliyle. Dolayısıyla tabi bu da bizim için yardımcı üreme tekniklerinde bir takım işte artma sayısına sebebiyet vermiş oluyor. Evet ama tek sebep de bu değil. Tabii. Yani artısı eksisi her yönüyle değerlendirebileceğimiz bir durum söz konusu burada. Ama tabii iyi bir sağlık politikasıyla bunların hepsi rahatlıkla, yani bu doğum sezaryen oranları özellikle çok rahat kontrol altına alınabilir. Ama buradaki en temel şey, tekrar söyleyeceğim, önce ebelerden peki başlaması lazım. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Yani bunun da sosyal bir ayağı olabilir mi baktığımız zaman? Çünkü bizim ülkemizde çok şanslıyız. Doktorlarımıza çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Burada şanslıyız. Yani pandemide özellikle bunu çok rahat gördük. Yani hani belki Avrupa'da gerçekten çok daha zor ulaşılıyor. Biz ülkemizde çok, yani hepimizde bir doktorumuz var. Her yerde güzel hastanelerimiz var. Kesinlikle. Bu var. Ve daha bilinçli herkes, daha bir modern bir hayat sürüyor. Bunun etkisi olabilir mi? Çalışan da bir kadın profili var toplumumuzda. Hani mesela Türkiye'ye vermediniz galiba, güneyle şeyi verdiniz oran olarak. Türkiye'de de veriler %50'nin üzerinde. Hani belki orada da Anadolu insanları daha böyle hani daha ebelik. Doğu ve Güneydoğu'da evet, mesela normal doğum oranları daha fazla. Daha fazla. Batı'da biraz her daha. Her mahallede işte bir ebe vardır. Kesinlikle. Gibi. Bunun da etkisi var mı? Kesinlikle. Şöyle onu da toparlayayım ben o zaman. Şimdi bizim Kuzey Kıbrıs'ta ebe istihdamımız çok az. Yani tabii şimdi ebe kavramı aslında. Ebe kavramı. Şimdi ben kavram mesela değil. Ben 7 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi ebelik bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ve Yakın Doğu'da ebelik bölümümüz bizim adada ilk açılan ebelik bölümlerindendir. Yani bir tek hani bu bağlamda bizim gerçekten artık Kıbrıs'ta Kıbrıslı ebeler yetiştirmeye başladık lisans düzeyinde. Bu çok güzel bir şey aslında. Hatta sadece bu değil, artık lisans üstü eğitimlerimizde de bunu da devam ettiriyoruz. Yani yüksek lisansımız da var. Şimdi burada ben ilk adaya başladığımda sorduğum soru şuydu. Kaç tane ebe çalışıyor adada toplam? O dönem 33-36 aralığında bir rakam bana söylendi. Evet. Yaklaşık 5-6 yıl öncesindeki rakamdı bu. Son yakın zamanda yeni atamalar yapıldı ve bu yeni atamalarla beraber 50'ye yakın bir ebemiz oldu ada genelinde. Ama yeterli değil. Yani çünkü bu 50 tane ebe nerede biliyor musunuz Ceren Hanım? Sadece hastanede çalışıyor bunlar. Evet. Şimdi birinci basamak sağlık hizmetinde ebe olması gerekiyor. İşte yani gebe evinde biz gerekirse ziyaret edelim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hastanede biz onu görmeyelim. Yani süreç oradan başlasın. Biz ebe ve gebe bağını oradan birinci basamak sağlık hizmetinden kuralım. Ve bu süreçler içerisinde takiplerini beraber yapalım. Yani Sağlık Bakanlığı bünyesinde özellikle böyle bir ebe timi olması gerekir belki de. Yani sadece bu ekip doğumla ve gebe. Yani her gebeye bir ebe mantığıyla yola çıkarsak belki buradan. İşte çok gebe güzel. Hamile kaldığı anda işte buna sağlanan bir ebelik hizmetiyle bu süreci tamamlasın. Böylelikle biz yani ebe istihdamının artırılmasıyla, gebe ebe ilişkisinin artırılmasıyla, bu farkındalığın oluşturulmasıyla kadınların bence normal doğum oranlarının da artmasını sağlayabiliriz. Ve bu süreçten sonra da, çünkü böyle bir süreç bitmiyor, bir emzirme süreci tabii de var. Yani burada da ebeler aktif tabii olarak rol oynayacak, anlatacak. Çünkü emzirme tabii de tamam doğal bir süreç ama alıp da direkt emzirme olmuyor. Onda da biraz tabii teknik lazım, bilgi kesinlikle lazım. Öyle. Şimdi Kısat'ın yine bu yaptığı çalışmanın içerisinde emzirme verileri de var. Çok güzel. 1981'den 2017 aralığındaki veriler kıyas almış ve yani bu süreç içerisinde emzirme oranlarının da arttığı gözlenmiş. %88'lerde ama bu yine bizim istediğimiz düzeyde değil. Şimdi burada şu da var. Biz istiyoruz ki anne bebek bebek doğar doğmaz hemen o anne bebek etkileşimi sağlasın, bağlanma dediğimiz o ten tene temas, o çıplak tene annenin o bağrına, o bebeğini bir bassın istiyoruz. O ilk bağlanma o zaman çünkü gerçekleşen güvenli bağlanma, güvenli bağlanma duygusu. Emzirmenin de ilk yarım saat içerisinde başlanmasını istiyoruz. Ama bizde ne oluyor süreçte? İşte bebek doğuyor. Bebekle anne teması pek böyle hani uygulanmayan bir süre. Hemen bebeği alıyoruz. İşte aman hemen giydirelim, onu yapalım, bunu yapalım. Evet. Bu süreç bir atlanıyor. Dolayısıyla bu bağlamda da iyi bir ebe desteği işte burada yine devam ediyor. Onun için diyorum ya, bir
ya her gebeye bir ebedeki mantık budur. Gebe, gebe kaldı, doğum yaptı ve doğum sonu dönemde de ebeyle temasını devam ettirecek. İşte bu emzirme, sadece emzirme değil, yeni doğan bakımı, ne bileyim bağışıklaması, tabii, her yönüyle bu bağlamda bu süreç böyle zincirleme devam ettiği sürece hem siz ne yaparsınız biliyor musunuz? Toplum sağlığının iyileştirilmesindeki, evet, en temel nokta olan kadın ve çocuk sağlığının iyileştirilmesini güçlendirmiş olursunuz ki bir toplumun sağlık göstergelerinde, anne bebek sağlık göstergeleri ne kadar iyiyse biz o toplum için gelişmişleriz. Hem bu bağlamda desteklersiniz, hem de gerçekten bu %72,5 gibi çok böyle üzülerek söylediğimiz bu rakamı da en azından Dünya Sağlık Örgütü'nün istediği 10-15 bandına çekme konusu aslında yapılacak şey çok basit. Sadece biraz belki bu süreçte karşılıklı işbirliğiyle süreci kontrol etmeyi başarmak önemli diyeyim. Bayağı kat fazlaymış yani. Bak, çok fazla. DS önünde. 7 katı yani, dönüp baksana 7 katı bir orandan bahsediyoruz burada. Tabii şimdi baktığınız zaman yani hani hem fiziksel hem sosyal hem de ruhsal bir yolculuk, bir yolculuk. Hı-hı. Ve bir yanında gerçekten bir uzman bir kişi olursa, bir ebe olursa, anne adayı ve baba da bu. Kesinlikle. Çünkü tamam, çevrede büyükler olabilir. Yani tecrübeli kişiler olabilir ama onlar da tecrübeden ibaret, bilgiden ve eğitimden, evet, ibaret değil. Şimdi biz hep bunları da karıştırıyoruz. Anneanne, babaanne var ama uzman değil ki onlar. Sadece onlar da zamanında tecrübesizliklerle doğum yapmış, kesinlikle, insanlar. Şöyle söyleyeyim değil Ceren yani... Hanım. Ben gebelerime her zaman şunu söylüyorum. Bakın diyorum, doğumunuz başladığı anda oda içerisinde size acıyarak bakan biri varsa lütfen onu odadan çıkarın. Hı. Çünkü siz geçiyor şu an o, kesinlikle endişe. Öyle. Şu an siz hayatınızın en güzel duygusunu yaşıyorsunuz. Acınılacak bir olay yapmıyorsunuz. Şimdi burada mesela anneanneler, babaanneler, biz hastanede klinikte çalışım süresinde de çok yaşadığımız olaydır. Ve ben bir anne kızının ağrı çekmesine dayanamaz. Dayanamaz. Tamam, sürekli gelir gider mesela sağlık profesyoneline, ya işte çok ağrısı var, acaba bir ağrı kesici mi yapsanız? İşte ya da saat kaçta olacak der. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Bir kere gözlenen demlik kaynamaz. Hı. Tamam. Yani bir demliğin başında beklerseniz kaynamasını, o süre geçmez. Hı. Doğumun bir saati yoktur. Beklemeyeceksiniz. Sürece saygılı olmayı öğrenmek zorundasınız. O doğuma hazırlık sınıflarında işte biz onun için özellikle istiyoruz ki gebe tek gelmesin. Lütfen eşi olabilir, çok ya da güzel, çok sevdiği bir yakın arkadaşı olabilir. Yani o doğumu başladığı zaman güvenle yanında kimin elini tutmak istiyorsa lütfen o da olsun. O da bu süreçte neler yapması gerektiğini, ona neler söylemesi gerektiğini bilsin ki bu süreci daha rahat tolere edebilsinler, daha rahat kontrol edebilsinler. Ben mesela daha öncesinde verdiğim doğum hazırlık eğitimlerinde hep şunu yaşadım. Şimdi çiftler geliyorlar, işte karı koca. Eşler önce böyle söyleniyorlar. İşte ya benim ne işim var burada da, ben ne yapabilirim ki diye gelen çiftlerim, düşünebiliyor musunuz? Gebenin doğumu başladığında eşinin sırtında masaj yapan eşler mi dersiniz? Aa. Eşine gitar çalıp şarkı söyleyen eşler mi dersiniz? Bilgileniyor. Yani dolayısıyla bu ne oluyor biliyor musunuz? O süreci nasıl uyumlu şekilde geçirmelerini de öğretiyor onlara. O güzel o bağı nasıl kurmaları gerektiğini de öğretiyor. Doğumu başladığında evde kurabiye yapan çiftler biliyorum ben. Doğumu başladığında eşiyle beraber beni arayıp mesela işte Fizan Hanım bizim doğumumuz başladı. O çok güzel, tamam nedir durum şu. Tamam hadi siz şimdi gidin bir güzel kahvaltı yapın. Hani şöyle yapın falan gibi. Yani hani çift burada aslında o süreçte keyif almayı da öğreniyor. Ağrıya odaklanmıyor aslında. Onun için kesinlikle ben doğuma hazırlık eğitimlerinde gebe tek gelmesin. Mutlaka yanında o gün doğum eyleminde kimin olmasını istiyorsa tek bir kişi ama. Hı. Çünkü doğum odasında ne kadar kalabalık o kadar çok stres kaynağıdır. Stres. Çünkü herkesin bir enerjisi var. Heyecan, o odanın var, enerjisini bozuyor. Gebenin konsantrasyonunu bozuyor. Çiftin uyumunu bozuyor. Dolayısıyla ben hep onu da mesela söylüyorum. Diyorum ki mesela işte eşiyle geldi doğum hazırlık sınıfına ve doğumu başladığında da eşiyle beraber süreci takip edeceğiz. Tamam, çok güzel. Ne zaman eşini doğumhaneye alacaklar, o zaman lütfen büyüklerine, yakınlarına, eş, dost, kime haber vereceksen o zaman haber ver. Lütfen bu süreç içerisinde kimseye haber verme. Bırak biz bu anı beraber yaşayalım, bozmayalım. Doğru. Yani çünkü onun için bilinçli, evet, bilinçli bir ekip. Bu çünkü doğum bir ekip işi. Evet. Şimdi biz sağlık profesyonelleri hep şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Diyoruz ki ben seni doğurturum. Hayır. Doğum eylemi de başrol kadınındır. Kadının ve bebeğin. Bizler sadece orada destek ekibiyiz. Doğum bir ekip işidir ve orada ebe, hekim,
temizlik personeli dahil olmak üzere bizler hepimiz ekibin destek üyesiyiz aslında. Başrol kadında ve bebekte. Bebek ne şekilde doğmak istiyorsa o şekilde doğacak zaten. Anne de bu süreci ne şekilde yönetebilecekse, yani hani zihnen neye hazırladıysa kendini, zaten o doğum eylemi o şekilde olacak. Biz anneye bu anlamda destek olmak durumundayız. Tabii burada mesela hani sezaryen doğumu tartışıyoruz. Biraz hani böyle şey gibi ol ama ben şunu düzeltmek istiyorum Ceren Hanım. Bir kadının doğum şekli onun rüştünün ispatı değildir. Yani işte Ceren normal doğum yaptı, wow bravo, Filiz sezaryen oldu, aa tüh ya falan. Şimdi bir kadının doğum şekli onun rüştünün ispatı değildir. Bazen zihnin de hazır olur, bedenin de hazır olur ama bebek öyle gelmek istemez. Bir aksilik, bir terslik olur ve sezaryenle doğum yapmak zorunda kalırsınız. Çünkü o an bizim için önemli olan anne bebeğin sağlığıdır. Her şeyden önemlisi doğum şekli değildir. Burada önemli olan nokta nedir biliyor musunuz? Kadının tatminkar bir doğum sevinci yaşaması, doğum şekli değil. Kadın eğer doğum eylemi tamamlandı, bebeği kucağına aldığı an bu sevinci tüm yüreğiyle yaşıyorsa en önemli nokta budur bence. Tabii. Mesela şöyle bir şey olabiliyor mu? Mesela kişi 9 ay boyunca çok hazır işte o süreç zarfında ve bu anda travmatik bir şey geçiriyor ve daha sonrasında bebek doğduktan sonra hem kendisine bebeği de yansıtabildiği durumlarda olabilir mi? Olabilir tabii. Şöyle söyleyeyim ki biz bunlarla da çok karşılaşıyoruz. Mesela kadın geliyor. Şimdi biz doğum eyleminin gerçekleşmesi için rahim ağzının 10 santim kadar, işte literatür bilgisi olarak açılmasını bekliyoruz ki işte hani bu yolculukta bebek daha rahatlıkla çıksın. 6 santime kadar kadında her şey yolunda. Ağrıyla uyumlu, nefes alıyor, hareket yapıyor, işte spora gitmiş, egzersizlerini biliyor. Bu gayet uyumlu, hiçbir sorun yok. Ve 6 santimde kadın bir anda tıkanıyor kalıyor, saatler geçiyor. En ufak bir açılma yok mesela kadında. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki hani bebeğin de kalp atımlarında bir takım değişiklikler meydana gelmeye başlıyor. Doğru. Şimdi bunların hepsinin temelinde tabii ki etken faktörler var. Yani burada dışarıdan yapılan gereksiz müdahale de olabilir. Annenin yaşadığı stres de olabilir. Ne bileyim o anki anneden kaynaklı, bebekten kaynaklı risk faktörleri de olabilir. Yani bunlar etkileyici faktörlerdir ve sezaryen olabilir kadın bu durumda. Evet. Yani tabii ki bunlar hepsi bütüncül olarak değerlendirilmeli. Ama sadece şunu söylüyorum. Her şey yolundaysa, anne bebek sağlığında herhangi hiçbir sorun yoksa, gereksiz müdahalelerle hani fizyolojik olan bir süreci bozmaya da gerek yok aslında. Biz biraz bunu da yapıyoruz ve bu da biraz doğumlara yansıyor. Belki bunu biraz bizler de düzeltebiliriz. Evet. Şimdi süremizin sonuna geliyorum ama sizi bulmuşken bunu da sormak istiyorum. Programın başında gerçi konuştuk ama şimdi siz aynı zamanda Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği Bilim Komitesi üyesisiniz. Evet. Biraz da ondan bahsedelim. Nasıl bir komitedir? Kadın sağlığı araştırmaları yapıyorsunuz. Kadınların sağlık durumu nasıl, nedenle bilinçliler? Biraz da bundan bahsedelim. Çünkü bu da çok önemli bir şey. Evet. Çok kıymetli bir ekiple çalışıyorum ben. Gerçekten şunu tüm yüreğimle söyleyebilirim ki ekibin her bir üyesi, başkanımızdan işte yönetim kuruluna, bilim komitesinden, işte eğitim komitesine, her bir komitede beraber çalıştığım her bir arkadaşım hakikaten çok kıymetli ve multidisipliner bir ekip. Anlayışı içerisinde herkesin inanılmaz birbirine saygı duyduğu müthiş bir ekiple çalışıyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Biz sadece burada tabii ki dernek başkanımız Nilüfer Hanım aslında bir gün belki onunla konuşma şansınız olursa size çok daha bu bağlamda çok daha güzel bir programla da tekrar sizinle olabiliriz. Tamam. Yakın zamanda mesela yaptığımız bir proje de var. Adet Bilgi Paketim projesi. Evet. Bu konuyla ilgili biz aslında çalışmalarımıza başladık, görüşmelerimize başladık. Şimdi pek paylaşmak istemiyorum bunu ama bunu sonrasında sizinle paylaşalım. Ama şunu söyleyeyim. Başkanla beraber konuşalım. Evet, şunu söyleyeyim size. Dernek olarak gerçekten Kıbrıs'ta kadın sağlığı sorunlarına eğilen ve bu bağlamda çok güzel bilimsel çalışmalarla bunun altyapısını ciddi anlamda hani kanıta dayalı, kanıt temelli çalışmalarla bunu ortaya koyan çok güzel bir ekip var. İşbirlikleri yapılması gereken durumlar söz konusu. İşte hani aldığımız veriler, evet biz bu verileri çıkardık ama bunlar işte bakanlıkla istişare yapılması konusunda yol almamız gereken süreçlerimiz var. Ve inanıyorum ki bunlar da sağlanınca, bunlar da desteklenince Kıbrıs'ta kadın sağlığı sorunlarıyla ilgili çok güzel iyileşmeler olacaktır. Buna da yürekten inanıyorum gerçekten. Evet. Yani aslında kadın sağlığı diyoruz ama kadın sağlığı demek tüm toplumun sağlığı. Kesinlikle. Demek değil mi yani? Hep şunu, yani şunu da hep özellikle üzerine basarak söylüyorum. Bakın kadın ve bebek sağlığı bir toplumun
kalbi gibidir aslında. Ne kadar burayı iyileştirirseniz toplum sağlığını o kadar ciddi ayakta tutmuşsunuzdur demektir. Yani özelde kadın ve yeni doğan genelde toplum sağlığının iyileştirilmesinde önemli bir rol ve görev sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor bu bağlamda da. Evet, aslında bu da önemli bir konu. Yani bunu tabii son dakikalara sığdırmak olmaz. Bir program boyunca sizi konuk alalım Nilüfer Hanım'la beraber. Çok seviniriz. Önemli de bir konu çünkü evet. Yani kadınların kendine ait tabii sağlık sorunları var ama aynı zamanda partnerleriyle yaşam evremiz var. Yani evet. Sadece tek bizim yaşam evremiz bir kadın olarak doğumdan şey değil, doğuma bağlı değil. Evet. Yani bunun işte ergenlik dönemi var, yetişkinlik dönemi var, menopoz dönemi var. Yani her bir yaşam evremizde yaşadığımız bir takım sorunlar ve bunlara yönelik yapılması gereken şeyler var. Bu bağlamda sizinle bence tekrardan bir program yapalım. Evet. Bugün çünkü olacak. Doğumu konuştuk, doğuma hazırlık, doğumda ebe desteğin önemini konuştuk. Gerçekten yani hani ülkemizde çok yaygın olmasa da gelişmiş, gerçekten gelişmiş ülkelerde ne kadar rakamlar az evet. Dediniz. Yani bizde %75 iken %6'larda. %6 Norveç'te, Danimarka'da evet. Değil mi? Ve Hollanda'da. Hollanda'da. İnşallah bizde de rakamlar o derece. Umarım en kısa zamanda. Düşer evet. Diye düşünüyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz sizi izleyenlere, danışanlarınıza, anne adaylarına, kadınlarımıza? Evet. Son olarak ben şöyle toparlayayım. Bir kere gerçekten bu doğum ve gebelik sürecinde işin ehli profesyonel insanlardan destek almayı unutmasınlar. Burada işte mesela bizim hiç işin alakası olmayan bir takım kurslara katılarak işte kendince doğum koçu diye ifade ettikleri kişilerden lütfen uzak dursunlar. Doğumun fizyolojisini, kadının bedenin anatomisini bilmeyen profesyonel ya bu işte sağlık eğitimi almamış hiç kimseden işte 3 saatlik 5 saatlik kurslara katılarak bu belgeyi alan ki bu belgelerin hiçbir geçerliliği yoktur bunu da söyleyeyim hiçbir onayı yoktur. Böyle kişilerden yanlış bilgilerle bu süreci yönetmeye çalışmasınlar. Mutlaka burada ebe desteğiyle bu süreci tamamlasınlar. Ve dediğim gibi sadece fiziksel olarak hazırlanmasınlar. Lütfen zihin hazırlıklarını da iyi yapsınlar. Normal doğum bir kadın bedeninde gerçekten olması gereken yaşanılması en güzel yaşam döngüsünde yaşanılması gereken en güzel anlardan bir tanesidir. Çünkü bu süreç çok kıymetlidir aslında evet, hepimiz için. Evet, bu iyi bir süreç. Çok dolayısıyla güzel. Tatminkar bir doğum sevinci yaşamalarını diliyorum hepsine. Ve beni konuk ettiğiniz için de gerçekten çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Zaten yine konuk olarak sizi göreceğiz. ilerleyen günlerde, aylarda. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tiyatro sezonunu çocuklar için Gizli Dünya oyunuyla açıyor. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Cet ve yönetmen Nergül Tuncay Fellahoğlu oyunla ilgili bilgi vermek üzere interaktife konuk oluyor. Ceren Aksu ile interaktif Perşembe 15.05'te BRT 1'de.